Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan 1 trilyon dolarlık proje için Türkiye'ye bomba teklif. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yıllar önce paylaştığı rüya proje Neom şehrinin hayata geçirilmesi hedeflenirken, Türkiye'ye ve Türk müteahhitlere önemli bir teklifte bulunuldu. Suudiler, Türk yetkililere buradaki yatırımın büyüklüğünü biliyorsunuz. Türk müteahhitlerinin başarısının farkındayız. Yer almanızı istiyoruz çağrısında bulundu. Karşılıklı ziyaretlerin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan'da buzlar erirken ekonomik ve ticari ilişkilerin hızlanması bekleniyor. İlk aşamada Türkiye'de geniş katılımlı iş forumu düzenlenecek. Ardından benzer bir forum Suudi Arabistan'da tekrarlanacak. Sıcak yaz aylarının hemen sonrasında sonbaharda Suudi Arabistan'da yeni çalışmaların devreye alınacağını kaydeden DEİK Başkanı Naili Olpak, yatırımlarla ilgili kolgunun daha orta vadeli bir iş olduğunu kaydetti. Ardından şunları söyledi. Biliyorsunuz ilk iki sıkıntı hemen halledildi. Bu tür toplantılarda genelde yapacağız edeceğiz diye konuşulur. İfadeleri de şu. Biz burada neticede bir siyasi iradenin görevlendirdiği bakanlarız. Talimat aldık. Bu talimat bugünden itibaren yerine getirilecektir. Bugünden itibaren de bu koordinasyon yanımızda oturan Yatırım Bakan Yardımcımızdadır. Her türlü sistemi de onun üzerinde götüreceksiniz dediler. Yatırımlarla ilgili iyileştirici bir şey önceden orada yatırım yapmak istediğinizde Suudlu bir ortağın olması gerekirdi. Çok büyük bir rakam olmamakla birlikte belirli bir rakamda yatırımcıysanız ortak olma şansını da kaldırmışlar. Devamında dediler ki, bizim biliyorsunuz Neom şehri projemiz var. Buradaki yatırımın büyüklüğünü biliyorsunuz. Türk müteahhitlerinin başarısının farkındayız. Yer almanızı istiyoruz. Sıcakları atlatınca 3 ayrı program yapalım. İstanbul'da ya da Ankara'da nerede istiyorsanız geniş katılımda bir iş forumu yapalım. İkincisi Suudi Arabistan'da bir iş forumu yapalım. Üçüncüsü de sizin ürünlerinize yönelik mini bir Türk ürünleri fuarı gibi bir etkinlik yapalım. Eylül'den itibaren süreç başlar. Orada hac dönemi ve sonrasında hayat duruyor biraz. Türkiye'ye yönelik düşüncelerde ise klasik gayrimenkulün dışında biz özellikle enerji, gıda, bilgi teknolojileri konusuyla ilgileniyoruz dediler. 35 kişi bizden, 35 kişi onlardan vardı. Problemler anlatıldı sürekli. Sorunları çözdük, sormayın denildiği halde bir iki iş adamı, Sayın Bakan bugünden itibaren diyorsunuz değil mi dediler. Evet beyler, şu andan itibaren sorunlar olmayacak dedi. Suudi Arabistan'la aramızdaki ticaret neredeyse sıfırlandı. Resmi rakamlar 300 milyon dolarlara kadar indi. Oraya yine mal sattık ama başka ülkeler üzerinden pazara ulaştık. Eski hacmin yakalanmasını hatta üstüne çıkmasını öngörüyorum. Çünkü eski rakam dediğimiz 3,5 milyar dolar. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.